Hey maşallah Neslihan. Ben yukarıda çamaşırlarla boğuşayım, sen burada oyalan ha. Ay teyze gelecektim de arkadaşım bir video paylaşmış, ona takıldım kaldım. Ne ilginç bir şey yaban hayatı. Hadi hadi bırak şimdi, bırak şimdi oyalanma, yukarıda işim var. Hadi çık yukarı benimle. Peki tamam. 2 dakika kültürlenelim dedik, yok mümkün değil. Seher, sen makyaj mı yaptın? Yo, makyaj falan yapmadım. Sıcak bastı herhalde ondan. Sakin ol. Sakin ol, sadece kendini itiraf ettin. Bir gün daha sona ererken yaban köpekleri yemek kokusu alıyor. Henüz görmeseler de çok yakında bir av olduğunu hissettiler. Geliyor bu. Hayal mi, gerçek mi? Yaşadığım bir hatıra mı bu? Yoksa benim kafamda canlandırdığım bir şey mi? Allah'ım hiçbir şey bilmiyorum. Büyük bir korku yaşamış olmalıyım. Ama ne? Ne? Daysa. Ne dedin? Sen? Acelem var, çıkmam lazım. Aziz Bey'in ofisine gitmem gerekiyor. Havlamalarla kafamdaki sisler bir anda dağıldı. Bir görüntü belirdi kafamda. Karşımda öfkeyle üstüme atılsa parçalayacak havlayan bir köpek ve onu tutan bir el gördüm. Neredeydim? O köpeği tutan el kimindi hiç bilmiyorum. Tek bildiğim çok ama çok korktum. Durun, tamam. Daha fazla devam etmeyin, anlatmayın bunu. Ama ben bir şey hatırladım. Bunun üstüne gitmeyecek miyiz? Her hatırladığınızı bana söyleyin demediniz mi? Şimdi neden böyle diyorsunuz? Çünkü şu an çok hassas bir dönemdesiniz. Geçmişinizin bilinmeyenleri sizi savunmasız hissettiriyor. Travmatik anıların kötü etkisine daha da açıksınız. Zihniniz korunma kaygısıyla size oyun oynayabilir. Bu travmatik anıları kafanızda yanlış bütünleyebilirsiniz. Ve hatta hayalle gerçek birbirine karışabilir bile. Tamam. Madem öyle. Yani siz üzerinde düşünme diyorsanız ben de bunu düşünmemeye çalışacağım. Acaba hatırladın mı? Köpeğin tasmasını bıraktırsaydım adama, saldırsaydı üstüne. Belki daha çok korkardı da o boş kafasında belki daha çok şey canlanırdı.
buraya mı gelmiş bu? Öyle bir anda aceleyle çıktım konaktan. Ben artık döneyim. İtiraf ödevi nasıl gidiyor? Ondan hiç bahsetmedin. Tamam. Tamam. İtirafsa itiraf. Ben ona karşı bir şeyler hissediyorum galiba. Şimdilik sadece kendime itiraf edebiliyorum bazı şeyleri. Mesela? Pekala. Ben hazır olduğunuzda dinlemek için burada hazır olacağım. Teşekkür ederim. Rüya defteriniz mi o? Hayır. Bir süredir öylesine düşüncelerimi karalıyordum. Bir şeyler yazmak bana iyi hissettiriyor. Çok güzel. Ben de zaten sizden isteyecektim böyle notlar almanızı. Sizin hayata ve olaylara bakış açınızı daha iyi algılamak istiyordum. Eğer sizin için de uygunsa, yani içinde çok özel bir şey yazmıyorsa okuyabilir miyim? Çok özel şeyler yok içinde. Ama emin olun, size güvenmesem ve iyi bir doktor olduğunuzu düşünmesem bunu asla yapmazdım. Teşekkür ederim. Güveninize layık olmak için her zaman elimden gelenin fazlasını yapacağım. İyi günler.